Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Diablo 3'ün 23. sezon videosuna hoş geldiniz. Bugün artık ikinci günün sonundayız. Birkaç gün olunca, zaten cuma günü başlamıştık Diablo serisini. Pardon arkadaşlar. İkinci günün sonunda artık Parangon levelimiz 608'e gelmiş oldu. Hemen hemen Parangon leveli fulluyoruz. Zaten 800'de fulluyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki hemen hemen hepsine doldurmuş oluyorsunuz. Hani ilk önce Parangon leveli verirken hayatınız azsa hayatınıza yönelebilirsiniz. İlk mesela kor bölümünde koşma hızını baştan verin, daha rahat kasarsınız. Bunda speed mesela sizin adamınızda daha farklıdır, onu arttırıp öbürlerine verebilirsiniz. Hani dayanıklılığınız azsa biraz vitality verebilirsiniz. Damage'iniz azsa Dex'ten veya sizin hangi statınız varsa ondan devam edebilirsiniz. Hani zaten attack speed, cooldown, critical chance, critical damage'leri zaten mecbur vereceğiz. Zaten bunu otomatikman dolduruyorsunuz ama burada ben size başlangıçta attack speed ve cooldown'dan devam ettirip sonra critical chance ve critical damage'den bitirmenizi tavsiye ederim ki ben daha ona doğru ilerliyorum. Defans bölümünde arkadaşlar ilk all resist'ten başlayın. Benim size tavsiyem. Sonra armor, sonra life regression veya life olabilir. Ama şu daha çünkü kaçmanız maçmanız gerektiğiniz zaman çok daha iyi hayat doldurur size. Zaten bu kullanılabilir bölüm yani filter bölümünde. Life per hit, cost reduction, area damage. Bu sizin bölümünüzle bağlı değişebilir. En sonunda altın alma alanınızı arttıracaksınız. Bu şekilde 800'de zaten bitecek. En sonunda da 800'den sonra artık buna doğru yani bu core bölümünde maksimuma kadar hangisini istiyorsunuz devam edeceksiniz. Aslında artık tabii bu artık 3. video olduğu için artık adam olgunlaşıyor. Biliyorsunuz bu Diablo arkadaşlar çok çabuk build yapıyorsunuz ama tabii arkadaşlarınızla falan daha çabuk topluyorsunuz. Tek başınıza biraz uzun sürebilir. O yüzden ben arkadaşlarıma biraz daha hızlı oldu. Kasmam falan o yönden daha rahat ettim. Şimdi mesela burada bizim arkadaşlar benim kullandığım set Justice seti olarak geçiyor. Direkt kısaltmasını söyleyeyim. Arkadaşlar Justice'in özelliği her yeri yapabildiğiniz bir set arkadaşlar. Yani isterseniz Greater Rift, isterseniz hızlı para kasma, item kasma ne istiyorsanız bu setle yapabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim set aslında bulamadım. Ha şu. Yani Ulyana seti aslında benim en çok sevdiğim ama Ulyana arkadaşlar nasıl diyeyim size yüksek bir falan işte yapabilir. Her yerde o da çok güzel çalışıyor ama biraz daha yavaş kalıyor. Bu size de buna zamana ihtiyacınız var. Yani çok hızlı kasmak istiyorsunuz. Daha hızlı haritaları bitirmek istiyorsunuz. O yüzden de ister istemez bu sete doğru yönleniyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın bu sette bazı detaylar var. Eğer onları yapmazsanız adamınız çok zayıf kalıyor ve çalışmıyor arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani tam bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hani bunu başka internet sitelerinden şundan bundan da inceleyip bakabilirsiniz ama benim kendi açımdan en performanslı gördüğüm ve beni her yerde hiç üzmeyen bir build arkadaşlar ve her sezonda da ben bu cüst seti çıktığından beri bunu yaparım ve ilk bu seti maalesef başta vermiyor size farklı bir yani şu seti veriyor bu sezonda nerede o evet bu set çok güzel bir set ama yani o kadar yüksek damage'iniz var şunlarla bakın hatta bana bu özelliğini düşürmüş kırmızısını primalini. Bu kombinasyonu falan bulmanız gerekiyor. O zaman çok mükemmel oluyor ama oyun başında yavaş kalıyorsunuz. O yüzden en uygunu hemen bu Justice seti bulmaya çalışın. Bunu hemen üzerinize yapıştırın. Ve ondan sonra arkadaşlar devam edin. Şimdi ben direkt seti tanıtacağım size. Şimdi arkadaşlar bu şapkası mutlaka bir tane critical damage koyun buna. Yalnız şu secondary görüyorsunuz şu altta. Secondary'lere
dayak kılık koyarsanız daha iyi. Ben de Reduction Duration of Impact Effect 34 demiş. Bu da çok iyi bir şey. O yüzden biraz şanslıyım bu konuda ama şu Gold Pickup falan 1 yard diyor ama benim bu adama yarıyor. Ama oraya farklı bir şey de koyabilirsiniz. Bu arada itemlara bakarken primer değil arkadaşlar. Primerler zaten bakacaksınız da. Secondary'lere çok dikkat edin. Orada çok güzel detaylar var. Orada adamınızı bazen kurtaran detaylar var. Şimdi arkadaşlar bunda mecburen omuzu da kullanacağız. Omuzluğu bu şekilde yani statları belli zaten. Ama şu ikinci statların kötü maalesef bunda. Heal Globe iyi biraz ama Thorn benim işime yaramaz. Ama o Thorn'u değiştiremedim çünkü cooldown alt skill bölümünde onu koymak zorundayım. Onu da birazdan niçin olduğunu söyleyeceğim. Yani her yere cooldown koyuyoruz. Ben buna omuzluğa bir cooldown koydum hemen. Eldivende zaten critical damage ve critical şans koyacaksınız. Secondary'de ben arkan resistance varmış bunda. O çok önemli. Benim bu adamba da önemli. O bir skill onu destekliyor ve o bu adamı çok güçlü bir hale getirebiliyor. Armor'unda yine normal statlar standart. Şu all resist'in yerine armor da koyabilirsiniz ama benim öyle bir şansım olmadı. Çünkü benim ikinci secondary'ler çok düşüktü. Ben de mili ataklara karşı bir %7, o çok önemli arkadaşlar. Çok sizi kurtarır. Şey koydum. Zaten runları da daha taşlarımız tam full değil. All resist olarak hepsini koyuyorsunuz. Hemen arkasından pantolona geliyorum. Pantolonda yine standart resist. Ben bir armor koydum ona. Yine arkanın ikinci secondary'de arkanın resist varmış. O benim hepsini dengeleyecek. Şu 170 experience hiç önemli değil ama başka bir şansımız yok. Daha iyisini bulamadım. Şimdi arkadaşlar bunda enteresan bir set parçası kullanıyoruz. Bunu demirciden burada gelip burada nasıl diyeyim size, örneğin boot diyelim. Kaptan Crimson bakın 70 level. Bunu siz bounty görevlerinde düşüreceksiniz veya goblinlerden düşüreceksiniz. Buradan bunu gelip şu materyalleri istiyor ve bunu yapacaksınız arkadaşlar. Size hangisi iyiyse onu çıkıncaya kadar yapmanız gerekiyor. Hani bu adamı yapacaksanız cüs setinde. Şimdi arkadaşlar bu setin en büyük özelliği bakın ikinci seti tamamladı ki bana iki parçası yeterli ama çünkü bende yüzük var onu da birazdan söyleyeceğim. O nasıl diyeyim size bakın 6000 hayat doldurma veriyor saniyede. Tüm skillerim %20 cooldown ve benim tüm kullandığım büyü güçlerinin yani kullandığım şu sprite %20 daha az kullanıyorum ben. Peki bunu ya üçüncü de bunu niçin bu şekilde vermiş? Arkadaşlar siz ne kadar çok cooldown'unuz varsa o kadar çok damage yapıyorsunuz. Ne kadar çok nasıl diyeyim size daha az mana kullanma yani cost reduction'unuz varsa onu da daha çok dayanma olarak alıyorsunuz ve mükemmel bir kombinasyon oluyor. O yüzden de aslında benim silahlarım şu anda çok kötü. Mesela bakın bunda al reduction %10 diyor. Bana şu anda ne vermiş oluyormuş oluyor bu %10. Dayanma gücü vermiş oluyor. Sağda da mesela iyi bir şeyim yok. Silahlarım kötü yani daha ancient'ım bile yok. Ama o şu anda bile yani beni 16'yı çok rahat farm yapacak pozisyonda oynatabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu tabii şimdi set parçaları bunlar ama bu setin özelliklerini söyleyeyim en azından. Yeni yani hiç daha oynamamış arkadaşlar olabilir. O yüzden onu bir anlatayım. Mesela etrafımızı dönem şu Sweeping Wind skillini nasıl diyeyim size tüm runlarını kazanıyorsunuz arkadaşlar. Size movement speed veriyor her stack'ta. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz ve size %50 bakayım. Evet. Çok hızlı bir şekilde ilerletiyor sizi. Her seferinde hızınız artıyor. Yani makine tüfek gibi böyle tetiğe ufak basıp da tıkır 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 ilerlemeye başlıyorsunuz. Başta çok yavaş olacaksınız. İlk düşmana vurduğunuz zaman itibaren hızlanmaya başlayacaksınız. 4 seti tamamladığınız zaman Tempest Rush kullanıyoruz tabii biz şu skill'i. Ana skillimiz o. O skill'i ben kullandığım sürece bana %50 dayanma gücü, tüm demişlere dayanma gücü veriyor. Peki altın tüm seti tamamladığım zaman şimdi arkadaşlar bu çok güzel. Yani Tempest Rush ve Sweeping Wind bir dakika.
Yani bu hem Tempest Rush hem Sleeping Vite ikisi aynı anda aktifse o kadar çok yüksek bir damage veriyor üstüne. %15.000 kadar. Yani o yüzden bu iki skill'i kullanıyor. Yani hem Sweeping Wind hem Tempest Rush. Şimdi arkadaşlar bu setler bu şekilde. Şu kolye değişecek arkadaşlar. Bunu özel bir kolye takmamız gerekiyor ama en azından Monk'un kolyesini kullanıyorum. Şu ana kadar bulduğum en iyisi bu. Speed doldurduğu için kullanıyorum ben bunu. Yani bu kolye şu anda build'e ait kolye değil. Ona daha farklı güzel bir kolye takacağız. Zodiac bu sizin tercihiniz. Ama ben Zodiac'ı tavsiye ederim. Bu Zodiac Ring arkadaşlar size müthiş bir cooldown sağlıyor. Bakın bizim build'imize yani şu seti de acayip uygun. Critical şans veriyor, cooldown veriyor ve alır cost reduction veriyor arkadaşlar. Yani zaten hem damage veriyor ekstradan bana hem dayanıklılık veriyor. Bu element yüzüğü var. Bu conversion yüzüğü ama bu da sizin tercihiniz. Zaten onu da unity takabilirsiniz buraya. Daha dayanıklı olmanız için. Veya bunu da tercih edebilirsiniz. Damage'inizi de arttırabilecek. Biliyorsunuz bu element damage'i belli şansı hangi element denk gelirse onu bu şekilde vuruyor. Şimdi arkadaşlar silahlar bu adama bu iki silahınız gerekiyor. Bu build'i kullanmanız için. Çünkü bu silah ben tüm runları kazandığım için Sweeping Wind'de ben Lightning de veriyorum mesela. Bu esas benim ana şeyim buz. Ama Lightning Tornado da çıkarıyorum ben çünkü ekstradan. Onlara bana ekstradan veriyor. Bakın bir de şu özelliği var. En büyük özelliği o. Ben Tempest Rush kullanırken şu Cyclone skin de buraya koyarsam bunu ikisini aynı anda kullanıyor arkadaşlar. Yani siz giderken Cyclone da kullanıyorsunuz. Yani iki skill ile aynı anda vuruyorsunuz. Yani ben buna toplama koymuşum. Tüm yatıkları önüme topluyor arkadaşlar. Yani müthiş bir kombinasyon oluyor. Şu ikinci de tamamen Sweeping Wind için bir tane. Hem damage'ini için arttırıyor. Örneğin bu maksimum 3 stack yapıyor ya arkadaşlar. Bu artık ekstra ona 10 stack daha ekliyor. Yani 13 çarpıya çıkıyorsunuz ve müthiş bir hem alanı genişliyor hem çok yüksek damage vuruyorsunuz. Hem de tüm runları kazandığım için acayip yani hızlı ilerleyip çok yüksek damage'ler elde ediyorsunuz. Bu iki silah. Tabi bunların şimdi primalini falan ancient'larını bulup ama primalini bulsak 10 doğru 5 yıldız olur. Burada önemli olan bunlardan bir tanesi de kolluk arkadaşlar. Bu kolluk tamamen yine Tempest Rush'ın bir kolluğu müthiş şekilde yüksek damage veriyor %750 kadar ama en önemli özelliği siz bir dakika. Ha, %50'li vuruyor ama şöyle vurabiliyor. Onlar ya kör ya donma ya da bayılma yapmanız gerekiyor. Abi zaten biz de bakın ben buz koymuşum zaten. O buz sayesinde de hatta onu da bir dakika şöyle yapalım. Onu da anlatacağım şimdi size. Hori yapmasın, şunu yapsın. Şu şekilde buza çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar itemlar bu şekilde. Tamam. Ama dediğim gibi şu kolye değişecek. Şu tamamen size kalmış. Üniteye de geçebilirsiniz. Hatta şöyle de söyleyeyim. Örneğin bunlar yok elinizde. Daha bu Crimson kitabını düşürmediniz. Onu bulabilirsin. Evet. Şu müthiştir arkadaşlar. Bu build'e. Size çalıştırdığınız zaman ekstradan iki tane stack açar. Ve hep devamlı onu yapar. Yani sizin bir daha skill'e basmanız gerek kalmaz. Ve Sweeping Wind'e bakın %119'da damage verir. Çok güzel. Yani burada bir alternatif. Yani bu Crimson'u kullanmayıp bu belti de kullanıp yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlar bunu şu silahın setlerinden düşünmedim. Bu setle de kullanıp bunu daha önceki sezonlarda yapıyorduk. Çünkü bu zaman bir küpe bir şey daha koyabiliyorduk. O zaman bunun setini kullanıp şu silahları da kübe koyuyor biliyorduk ama maalesef bu sezonda o yok. O da bir alternatif. Yani şu silahı da Little Rock'u da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar runlara gelelim. Şu run size kalmış. Zaten şu yeşil takacaksınız. Yani bu Bane of the Trap'ı. Daha bakın benim çok düşük bunlar. Yani daha yüksek bile de değil yani ben 16 yapabiliyorum. Bu da size kalmış. Neydi bu şeyin ismi? Bane of the Stricken'mış bu da. Mesela bunu da kullanabilirsiniz.
Bu da baktığı adamınız zayıf arkadaşlar, size non-physical damage'e karşı yani bir dayanıklık sağlıyor bu esoteric alteration. Bunu da kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem, ki ben daha onu yükseltmediğim için şu anda bu. Bakın şu Teok var. Bu çok güzel bir şey. Yani size, siz ilerledikçe hem armor sağlıyor hem damage'inizi arttırıyor. Daha onu riftleri yapacağım. O zamanlar nasıl diyeyim size, o zaman yükselteceğim. Daha anca bunları yükseltebilirim. Daha biliyorsunuz ikinci gün bu. O yüzden bu şekilde şu anda. Şimdi skill sistemine geldiğimiz zaman arkadaşlar, skill sisteminde pasiflerden başlayayım. Pasiflere hemen harmoniyi koyuyorsunuz arkadaşlar. Size herhangi bir tane, yani bir elementi koyduğunuz zaman her birinden onu tanıyor. %40 dayanıklılığınızı arttırıyor arkadaşlar. Bu çok önemli, güzel bir skill Monk'un. Bu Beacon of Yitar var. Bunun yerine hani bu cooldown'unuz çok iyiyse bunu çıkarabilirsiniz. Benim cooldown'um şimdilik çok yeterli değil. O yüzden ben bunu koydum. Bunun yerine momentum, yani size sürekli hareket ettiğiniz için momentum'u da koyabilirsiniz. Baktığınız çok yüksek riftler yapıyorsunuz. Şu near death experience da koyup, yani ikinci bir şansınız, ölmeden kendinizi kurtaracak bir şansınız da olabilir. Veyahut da çok daha şeyiniz var. Mananız az geliyor. Extra ult'unu solda kullanabilirsiniz şu şekilde. Veya ne diyeyim size, dayanıklılığınız pek iyi, memnun değilsiniz. Oyunun başındasınız. Şu non-physical damage'leri %25 dayanıklılığı da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli. Bize çok yüksek bir dodge şansı veriyor bu Guardian Pet. The Guardian Pet. Neden? Çift silah kullanıyoruz. Büyük tek el silah, çift, yani büyük el, nasıl diyeyim, two handed kullanırsanız onda da size ekstra split kazandırıyor. Ama şu anda bana çok müthiş bir şekilde defans verdiği için ben onu bu şekilde kullanıyorum. Şu skill müthiş arkadaşlar. Her büyükte mükemmel çalışıyor. Bakayım. Ya onların nasıl diyeyim, hayatları %75'in altına düştüğü zaman, evet, sürekli, yani şöyle ilk vuruşta acayip şekilde atak speed yapıyorsunuz. Yani bunun şeyin en büyük özelliği o. %30 kadar arttırıyor ve müthiş bir şey. Tabii hayatlar düştükçe sizin atak speediniz de düşüyor. Ama zaten ben çok hızlı gidip hızlı öldürdüğüm için, bir de bu level 16 farm şey daha çok olduğu için, farmladığım için, yani çok da bir anında öldürüp geçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Tempest Rush'ta kesinlikle şu buzu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü siz durduğunuz anda bir patlama yapıyor arkadaşlar ortalığa ve o patlama, emin olun, çok az gibi görünüyor da o kadar yüksek vuruyorsunuz arkadaşlar. Ben onu birazdan göstereceğim. Çünkü ben şu skill'i kullanıyorum. Işınlanıyorum. Dashing Strike, o da Cold. Işınlandığınız zaman o skill'i durdurmuş kabul ediyor ve patlatıyor ve boss'lara tek attığınızı göreceksiniz, Rift boss'lara, bazı Rift, ufak Rift'lere. Yani çok fena bir skill oluyor. Şimdi zaten şu bizim defans ve ana skillerimiz ya, cooldown'larımı ayarladığım. Ben cooldown'ları hem şu Dashing Strike ve bu skill için, yani Epipenny skill için daha çok arttırıp kullanıyorum. O yüzden bu şekilde de yapmış oluyoruz. Bunu hemen physical, yani neymiş bu runun ismi ya? Desert Shroud'muş bu runun ismi. Bu ise %50 dayanıklılık veriyor arkadaşlar. Gerisi çok önemli değil ama bu çok önemli. Yani bu runu takmanızı işte tavsiye ederim. Dashing Strike'da da yine siz ışınlandığınız zaman %40 dodge şansı veriyoruz. Ama defansınızı o kadar çok arttırıyor ki, yani bunu devamlı kullandığınız için sürekli defansınız da üst olmuş oluyor. Rahatça riftlerde ilerleyebiliyorsunuz. Yani bu şeyin ismi de Blinding Speed'miş. Kör edici hızmış. Bunu tavsiye ederim. Cyclone'da az önce görmüyor. Wall of Wind hepsini de kullanabilirsiniz ama şu çok uzaktan çeker düşmanları 34 yard'tan. Ama bu da dondurur arkadaşlar. Dondurma çok önemli. Düşmanları bayıltmanız, mahvetmeniz. Zaten biliyorsunuz bizim şeyimizde var, yani bu özellikle bu kolluk çok daha iyi çalışıyor o zaman. O yüzden Cyclone'a da bunu, Wall of Wind rune'unu tavsiye ederim. Sweeping Wind arkadaşlar yine size kalmış ama zaten tüm runları elde ediyorsunuz ama ana bir run seçmeniz lazım. Yine buz seçin. Zaten hepsini dondurduğunuz zaman yine o çok yüksek vuracaksınız. O yüzden daha çok dondurun, daha çok vurun abi. Yani o yüzden bunu Master of Wind'ı tavsiye ederim bunda.
Arkadaşlar bunda seçenek çok ama en performanslısı %35 toss chance veriyor size bu Mantra of Salvation. O zaman çok yüksek, defansınızı çok arttırıyor. Çok da rahat ediyorsunuz, çok şeyden dodge'luyorsunuz. O yüzden de bu Mantra of Salvation'da bunu size tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar build komple bu şekilde. Silahlarımız dahil, ha kübü anlatmadık, kübü de anlatalım, bildiğimiz tam olsun. Şimdi arkadaşlar biz mecburen bunu biliyorsunuz Akt 1'in ve Akt 4'ün bounty'sine düşürüyor sadece bu yüzüğü. Bu yüz artı bir veren yüzüğü almak zorundayız. Yani sizin setinizde bir tane ekstra eklemiş olarak görünüyor. Şu anda ben de mecburen bu seti kullandığım için botu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Botu çıkarttım mı da ister istemez hani seti kullanamıyorsun. O yüzden bu yüzüğü mecbur takıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada bu Mantle of Channeling var. Bu çok güzel bir omuzluk. Size bakın bu tek benim için değil. Bakın Tempest Rush, Firebat, Arcane Torrent yani birçok adama çok yarayan bir omuzluk. Benim adamı Tempest Rush kullandığı için hem bana %25 demiş veriyor hem bana %25 dayanma veriyor. Ha dersin ki abi daha bunu düşürmedim ben. Arıyorum, arıyorum falan. Şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size sürekli bu dolu olacağı için ve devamlı da bu %90'ın üstünde olacağı için kafadan size %50 dayanma gücü veriyor. Bu da çok faydalı skillerden bir tanesi. Hatta şunu takayım ben. Biraz daha dem için düşsün. Daha çok gidelim, daha rahat gidelim. Son arkadaşlar balans diye bir şey var. Bu sopayı bir silah bölümüne takmanız gerekiyor. Bu sopada size temperature %600 veriyor. Ve 3 yaratık varsa ki bende ama 3 yaratıktan fazla oluyor. Arkadaşlar %100 critical şans kazanıyorsunuz. Müthiş bir damage veriyoruz. Yani devamlı kritik vurmuş oluyorsunuz. Yani bu çok önemli bir sopa. Ha, dersin ki abi o daha yok. Şunu da kullanabilirsin. Şu. Bu da size Tailwind Rune Tempest Rush'ın. Yani şunu vermiş oluyor. Yani çok daha hızlı gidiyorsunuz. Örneğin baktınız oyunun başındasınız. Böyle sopa var. Bunu takın abi. %25 daha hızlı ilerleyin. Kafanız rahat olsun. Şimdi arkadaşlar hemen bir kontrol edeyim ben. Evet. Bu daha çok bir build tanıtma videosu gibi oldu. Öyle olacak zaten. Biraz da hani adamız da olgunlaştı. En sonunda finali arkadaşlara sağlam birkaç riftle grup olarak atacağız. Ondan sonra bu video serisini sonlandıracağız. Çünkü Diablo zaten bir hafta, 1,5 hafta sezonda oynanan çok tatlı, güzel. Benim sevdiğim oyunların bir tanesi. Çok sürekli de oynayan arkadaşlarımız var. Ama daha çok sezonlu insanlar geliyor bunu birkaç hafta oynayıp başka oyunlarına geri dönüyorlar. Şimdi biz arkadaşlar hemen 16'da giriyoruz. Ben normal referem Rift açmıştım zaten. Buna girelim. Ve başlayalım artık. Böyle bakın çok yavaşım demişim. Ama vurduğum anda hızlanmaya başlıyorum ve şu anda bakın hala stackları düşük 7'de. Hızlanmaya bak 11 oldu. 13 oldu. Artık durdurulamadan gideceğiz yani. Sadece yürüyeceğiz artık. Koşacağız yani. Ha say bu şey bitsin arkadaşlar. Ben size şeyi de anlatayım. Bu adamımız değişti ya. Bu onu anlatmayı unuttuk. Bu arada arkadaşlar bu nasıl kullanacaksınız onu da hem oynak hem göstereyim. Kesinlikle durmuyorsunuz. Durduğunuz anda ölürsünüz. Çünkü sizin tüm defansınız Sweeping Wind yani ve Tempest Rush'ın çalışmasına bağlı. Bakın şimdi bakın anında öldüler. Niye? Çünkü ben arada bir şu skill'i basıyorum. Ya Dash Attack atıyorum ve bu dönmemin stacklarını patlatıyorum. Bak anında ölüyorlar görüyor musunuz? Yani bunu bu şekilde dümdüz koşmayın yani. Arada bir büyük bosslara şöyle koşarken tabii şu devamı şunu çalıştığımı unutmayın. Şöyle devam edelim. Böyle devam edelim mesela. Şu anda bak onu daha kullanmıyorum. Bir boss grubuna kullanacağım onu. Ha bak. Gördün mü tek at. 16'da tek atıyorsunuz arkadaşlar. Niye? Ben o stab şu şeyi patlattım. Onu öyle bekletin. Arada böyle koşarken bir tane patlatın ondan geçerken. Devam bakın hiç manamız gitmiyor. Bakın şu ha bak şey bak Speak Meat gitti. O belirtiyi göstereyim öbür kemeri takarsanız
bu derdiniz kalmıyor ama bu sefer de işte yüksek riftleri yaparken şeyiniz eksik gelebiliyor, dayanma gücünüz düşüyor. O yüzden de Kaptan Crimson'u kullanamıyorsunuz. Yani biraz ikilemde kalıyorsunuz yani. Bakın niye tek attı? Yani sadece koşarken şeyimi durduruyor. Bakın üzerimde sürekli defansım duruyor. Demir içinden ben felaket ettim çünkü. Arkadaşlar bu 16 yani 70 ile aynı güçte. Yani bu kadar güçlü bir adam haline geliyorsunuz ve daha silahım yok. Runlarım, o özel rift taşlarım 25 arkadaşlar ve bir taşım da eksik. Yani daha o tuvalet taşını yükseltmedim yani. Durun devam. Aha bak güzel de bir şey var. Taş şeyi. Ona tek atacağız zaten. Arkadaşlar bu adam vurmuyor gibi durur. Monk'un tüm büyükleri öldürür arkadaşlar. Hiç vurmuyor gibi durur. Ama bir anda öldürür. Yani son vuruşu yani çok kötüdür büyüklerin. Çok sağlam vurur her zaman. Palm büyükleri de öyle. Bu özel speed büyükleri de öyle. Bir çam büyükleri de öyle değil. Adam çok hızlı. Bakın görüyorsunuz o kadar hızlı rahat kasarsınız ki. Bence ben barbar çok önemli için Wirewild Build'üne büyüdü gibi bu da. O da çok keyifliydi aynı bunun gibi. Tam böyle item adam kasma, XP kasma, para kasma büyükler bunlar yani. Bak çoğu zaman şeyi açmıyorum bir daha. Ana defans skin'ini açmıyorum bile. Yalnız bakın o şunu değiştirirseniz bakın şu skill çıkarırsanız arada bir defans açmak zorunda kalırsınız. Bu 16'da. Tabi rift şeyler farklı. Şimdi bir tane açacağız. Şimdi bakın nerede şey? Şurada mı? Bakın yarısını aldım bak. Bir tane daha gitti arkadaşlar. Rift boss'u ya. Gördünüz yani bu şekilde. Hemen buradan çıkalım. Hemen bir adamı da tarif edeyim. Lan tövbe. Bakın ne kadar bize vurdu gördünüz değil mi? Bakın hiç durduk yani. Anında bakın yarısını aldı orada. Bir tek ok. O yüzden skill'leriniz kullanmanız çok önemli. Arada bir şu arkadaşlarınız için basabilirsiniz ama yani benim size tavsiyem kesinlikle atağınızı kesmiyorsunuz. Şunu şöyle yapalım. Bakalım işler vermiş mi? Benim Uliana'yı düşürmüş. Rusta, Uliana da arada bir keyfini atarız. Evet. Hatta bir tane level almışız. Neye vermiş? Kor. Abi bir tane daha atıralım. Şimdi arkadaşlar bir tane şu bitsin. Kapatsın orayı. Bir tane de glitter atalım. Ben solo kaç attım en son? Daha dur bakayım. Bir 90 atmayalım da bir 85'te mi deneyelim adam? Hatta bir de para ekleyelim onu. Paramız bol. Biliyorsunuz o zaman artı 2 yani 5 tane basabiliyorsunuz. Daha benim arkadaşlar şeyim eksik yani. Ya şimdi taşlarınızın leveli çok önemli. Yani 25 levelde 85'e atacağız yani. Yani deneyeceğiz. Ve bir taşım da bu şey taşı değil. Yani şu anda bakın 85'te yani daha itemlarımız yok arkadaşlar. Yani tam değil. Olmazsa ben size adamın maksimumunu haline getiririm. Orada da bir sağlam bir rift atarız. Daha ikinci günde 85 atabiliyoruz. Ve taşlar 25. O kadar güçlü bir büyük ben onu söyleyeyim size. Arada bir defansı basayım burada. Hatta bakın daha hızlı kesebilirim ben bunları kübündeki bir şeyi değiştirerek. Ama bu daha emniyetli arkadaşlar. Yani daha emniyetli gidiyoruz bak farkındaysanız. Çünkü abi Demiç'i vuramazsan lan bak hani şeyin hani adama bir tane vuramadın yani 1 milyon Demiç şey 10 milyon Demiç'in olmuş bir tane dayanamıyorsun yürüyemiyorsun bile ne anlamı var ya. Hepsini tam birazcık dengeleyeceğiz yani. Ha iki boss oldu.
Bakın ben şeyi anlatmayı unuttum ya. Hep doğaçlama gidiyoruz. Şu bitirince abi şu şeyi bir atayım ben. Ya arkadaşlar 2000'lik silahla oynuyoruz ya. 2000'lik silah bunlar. Yani daha yeşil taşları bile full değilim. Düşük yani. Bu sezon başladım zaten. Hani sezonu başlangıç olarak başladık bu videolara. Yani ikinci günün sonunda bu hale getiriyorsun adamı. Öldürdük mü? Öldürdük. Sağ ol ha. Şimdi tabi bizde bakın şey yok. Bu kulelerden boss çıkaran skill yok. Şey kolluk. Ama onu adamıma taktım ben. Bu şeyin en büyük özelliği o arkadaşlar. Sezonun. Onu da şimdi biraz hemen şu bitince bir anlatacağım size. Onun sayesinde çok daha pratik ekstradan slot açmış oluyorsunuz. Bazı şeyleri kullanamadığınız şeyleri. Tabii şu anda korumamız var. Rahat rahat ilerliyoruz. Arkadaşlar kaç dakikada bitiriyoruz? Allah aşkına bakın ya. O kadar hızlı gidiyoruz ki. Ya şu bir tane aha boss'u götürmüş asları git ölmüş bir sarı bak. Hadi gitmiş. Ya sen bana vurdun ama bu nasıl oluyor? Şimdi bakın biz vurdukça tornadolar çıkıyor. Buzlu adamları topluyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Bak bir tane çaktım bak. Şeyle, Rushing Strike. Biliyorsunuz Rushing Strike'ın da bir build'i var. Yani o zaman onda da çok yüksek vurabiliyorsunuz. Daha yüksek vuruyorsunuz ama yetiyor abi baksana. Bu build'de bile boss'a nasıl vuruyoruz ya. Bak durdurdu beni gördünüz değil mi? Arkadaşlar burada size en büyük düşmanlarınız patlayan o şişko zombiler, size duvar açanlar ve bu küpenler falan. Bir de zincirliler. Bunlar bu adamın düşmanı ve çok rahat hani lan her yere ilerliyorum bir anda niye böyle öldüm demeyin. Onlara karşı dikkatli olun. Onlar çünkü size sağlam vuruyorlar. Arkadaşlar tam oldu. Kaç boss oldu? Buzda açtılar. Bu grup çok tehlikeli oldu şimdi. Kızlar da var. Acayip defansı düşürüyor. Ben bir tane daha basayım defans. Abi çok böyle durumlar ama biraz uzaklaşın. Gerçi Rift Guardian ya. Neymiş bu? Bakalım 85'in Rift Guardian arkadaşlar. Bak bir tane daha uçayım. Bir tane daha. Defans alalım tek atar şimdi. Hatta rank bile rank aldım yani. Yani iyi yaptık yani. İlk 1000'e girmişim. Benim setleri atıyor ne hep iyi. Ha, şunu abi hemen şimdi bunlar çok düşük de. Abi benim şunu yükseltmem lazım. Yani bu taş bana lazım. Daha rahat ilerleyeceğiz, daha iyi öldüreceğiz. Şunu hemen bir şey yapayım. Hemen şöyle kapatalım. Çok deli XP verir. Böyle kapattınız mı? Çünkü yüksek yapıyoruz. Baksana daha kaç tane şey verdi ya. Bakın hemen patlatıyoruz bunları. Zaten yerimiz pek kalmadı. Bakın daha damage'im çok düşük. Daha şeyde critical damage falan yok ya. Nasıl diyeyim size? Bakın arkadaşlar hani şuna bakın ya. Critical şans 8. Demiş yok yani. Hani o kadar daha yapmadık yani bir şey. Hatta şunu okuyalım. Belki bir ancient mancet vermiştir. Omuzluk omuzluk ya. Hadi. Eldiveni verdi de. Abi daha iyisini verdi. Evet. En azından sizin şansınıza daha iyisini verdi. Tamam. Şunu açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sezon biliyorsunuz ben bunu ilk videoda söylemiştim. En büyük özelliği o.
Mesela bakın şu görüyor musunuz? Omuzun yanında emanet diye bir şey yazıyor. Bu yazdığı anda siz bunu adamınıza taktığınız zaman sizle senkronize oluyor ve siz bunu aynı anda kullanmış gibi tanıyor. Ama bakın bunu da yazmıyor, bunu tanımaz. Ha, bu adam işi yapıyor. Zaten bu biliyorsunuz your follower cannot die. Yani bunu kesin takmanız gerekiyor. Şu Oculus Stick'le kesin gerekiyor. Şunu işte tavsiye ederim. Bu hayatları %20'nin altına düştüğüm bossları sürekli donduruyor. Bu şey. Şu size kalmış. Bu kafanız bir yapabilirsiniz. Şu zehir mehir yapıyor. Onu taktım. İşte bu ateş vuruyor yere. Şu herhangi bir şey yok. Daha bunları iyisini bulamadım. Şu da bakın. Emanet yazıyor görüyorsunuz. O da size hangi tür taştan daha fazla düşünmenizi sağlıyor yeşilden. Bana yeşil lazım. Yeşilin daha çok sağlıyor düşünmesini. Bakın mesela bu en önemli Nemesis kolluk. Bakın bu da emanet. Yani bunu taktığınız zaman arkadaşlar artık tüm şairlerde kasıyorsunuz ya hızlı hızlı. Basıyorsunuz abi çıkıyor bosslar. Çok hızlı şeyi bitirebiliyorsunuz. Bakın şu da emanet. Ben ateş darbesi aldıkça benim şu ilk şu dolacak. Spritim dolacak ama buna ünite takacağız. Şimdi bende ünite bir tane var daha. Bakayım. Ünitemiz tek daha arkadaşlar. Şu. Bu arada bu da çok güzel bir yüzük. Son of Jordan. Onu da tavsiye ederim. Ona ünite takacağız. Çok daha çok dayanmak istiyoruz. Yüksek bir fire girdiğimiz zaman. Şimdi ideal diyor. Sıkıntı yok. O zaman şu demiş yüzüğünü çıkaracağım. Oraya ünite takacağım. Ünite ile beraber adama da ünite takacağım. Biliyorsunuz iki ünite olduğu zaman benim tüm darbelerim adam yiyecek. Adam da ölmeyeceği için ölemez bu adam. Tüm darbelerin belli bir şeyin gücünü absorbe etmiş olacak. O yüzden de çok tatlı yüksek liftlerde onu kullanmış olacağız. Arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Ben size burada Greater Rift ve şeyleri yani birer tane örnek yaptık. Özellikle bu build'i anlatmak istedim. Yani bu build'i sezon başında şiddetle tavsiye ederim. Bakın bu barbar. Bu ikisi çok hızlı şeyler. Hani öbür kadar birçok build daha var. Hani benim şahsi kendi tercihlerim bunlar. Hem daha güvenli gidiyorsunuz, hem daha kafanız ağrımıyor. Tabii bu iki adamı sevdiyseniz. Hani öbür build'ler hakkında inan hani ben hiç kimseye ahkam kesmek istemem. Çünkü çok detaylı bilgim yok. Ben burada kendi videolarımda kendi iyi bildiğim adamları, sevdiğim adamları size tanıtmış oluyorum. Hem de sizlere beraber böyle bu üçüncü video oldu. Onu yapacağız. Sanırım bir video daha olacak. O da hep beraber yüksek bir rift yaparız. O zaman da o rifti de ben videolarımı eklerim. Finalde öyle bağlamış oluruz. O zaman şöyle bitireyim bu sefer. Bir dahaki ama arada Sergio Senim de var ya. Dur onu öyle bitirmeyelim o zaman. Bir dahaki başka bir oyun videosu diyeyim daha hoş olur. Başka bir oyun videosu. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.